Şimdi Dilek Ekşi çok güzel bir cheesecake tarifi var. Seçtik oradan arkadaşlarımla birlikte sayfasından. Hoşuma gitti. Tarifine baktım. Her şey tam kararında, güzel. Lezzeti de iyi oluyor tahmin Kesinlikle. Ediyorum. Tam ev tipi bir cheesecake. Şimdi bir cheesecake araştırın dedim arkadaşlara. Kaç liraya satılıyor bir cheesecake pastanede? Aşağı yukarı semtine göre, pastanesine göre değişmekle birlikte böyle 70 lira falan. 70 lira iyi para. Çok iyi. Evde biz bunu kaç liraya mal ediyoruz? 15 TL'ye mal ediyoruz. 15 TL'ye evet. Mal edebiliyoruz. Harika. Mal ediyoruz. Bayram geldi. 15 liraya bir cheesecake. Hem de yani ev tipi cheesecake. Ev ki bu tipi. Çok daha iyi olur. Daha çok sevilir. Tabii ki. Hadi başlayalım. Hemen başlayalım. Sizler de notlarınızı alın. Valla ben de bunun tarifini alacağım. Çok hoşuma gitti çünkü. Rengi mengi de pek güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Hem limonun evet. Vermiş olduğu o fresh de böyle yaz sıcaklarında böyle ağzımızı güzel bir serinletiyor. Evet. Ben daha önceden rondoya geçirmiş olduğum yulaflı bisküvilerimi şöyle tereyağımla crumble dediğimiz. Yani crumble bizim tabirinde bisküvinin ve katı yağın, margarin ya da tereyağının şu şekilde kırıntı haline getirilmiş halini bir crumble diyoruz. Süpersin. Bu şekilde yağı yedireceğim. Dilerseniz hani bu şekilde yağı eritip de koyabilirsiniz. Hı-hı. Ama ben bu şekilde parçalar halinde bunu makinede istiyorum. Yapabilir miyim mesela? Makinede yapabilir misiniz? Tabii ki rondonun içerisinde. Bu mu daha iyi olur, o mu daha iyi olur? Eğer vakit kazancım olsun derseniz makinenin içerisine atabilirsiniz. Ama o zaman yağ biraz daha böyle bıçak kısmında dolanıyor ve tam yemiyor. Ben şöyle elimle hissetmeyi tamam, ben daha uygun onu merak buluyorum ediyorum. Açıkçası. Evet, tamam. Aynen. Öyle de yapabilirim evet. De. Hani hangisi daha iyi hangisi? Oluyordu? Ya da ben sana bu şekildeyi. Istiyorum. Ben bu şekildeyi seviyorum. Evet. Şöyle elimle daha iyi yediriyorum. Normalde dediğim gibi eriterek de hani bununla da uğraşmayayım. Hemen vakitimden de kısayım kelepçeli derseniz. Var, kelepçeli yuvarlak bir kabımda. Ama bunları cam kasede de yapabilirsiniz evinizde. Hangisi ne varsa, artık ne diyorsun. Varsa yaparsınız. Evet, ben güzel. Çünkü hani şu olmazsa artık kelepçeli kap hemen hemen her bütün hanımlarda var. Çok değişik kek şeyleri kapları şöyle. Var. Ver bana onu istersen. O şöyle lazım bakayım. Olacak. Şu anda lazım değil. Evet. Yedirdiğim yulaflı bisküvinin içerisinde bu verdiğimiz ölçü. Ne kadar var? Ben tarifte görmedim. Bir paket. Yaklaşık 1,5 paket kullanıyoruz tamam. Evet. Kalıbımız için. İçerisine de bir yemek kaşığı tereyağı diyelim. Hani gramla belki tamam. Evlerimizde olmayabilir. Bunu kalıbımıza yerleştirdikten sonra buzdolabında bir 10 dakika kadar iç harcını hazırlatıp bekleyene kadar dolapta o yağın katı haline yani bu alt tabanının sağlamlaşmasına sebep olacak bekletmemizde. Şimdi ben bunu iyice sıkılaştırdım. Yağ bunun alt tabakasında tutacak. Ben koyayım onu dolaba. Ver. Olur şöyle. Ver koyayım. Teşekkürler. Sen şeye başla. Ben hemen iç malzememe başlayacağım. Normal kısma koyuyoruz değil mi bunu? Evet normal dondurucuya falan koymuyoruz. Evet. Ama çok yine hani vakitten kısacağız. Çok vaktimiz yok şipşak yapmak istiyoruz. O noktada hemen dondurucumuza atalım. 5 dakika bekletelim. Şimdi dolgusunu yapmak için şekerimi, krem peynirimi ve labnemi öncelikle... Hem krem peynir hem labne mi labne kullanıyorum. Çünkü buradaki yağlı peynir olması benim için avantaj. Ama şu, diyelim ki krem peynirim yok. Labne oranını biraz daha arttıralım. Kremayı biraz daha arttıralım. Olur. Ya da işte sadece labneli yapmak istiyorum. İkisinin oranlarını düşürerek yapabiliriz. Tamam. Ben hemen çırpmaya başlayacağım. Şu şekilde. Yok, o şey, şöyle. Bir dakika. Mine bu pardon. Elektrik mi gelmiyor yine buna? Olmazsa o şeyi de yapabiliriz. tamam. Tamam. Basılı evet. Tutacaksın. Basılı tutunca oluyor. Şu şekilde. Önce yavaş. Sonrasında. Kreman da var. Kremayı iyice labne ve krem peynir şekerle karıştırdıktan sonra kremamı ilave edeceğim. Sonrasıyla unumu, vanilyamı, içerisine limon rendesi de ilave edeceğim. Limon rendesini ilave ediyorum çünkü üst sosu da limonlu olacak. Aynı zamanda da kremada da o limon lezzeti alınsın istiyorum. Bu şekilde evet. Hemen kremamı boşaltıyorum. Ver ben onu sıyırayım. Şöyle. Sizden yardım istiyorum. Evet, teşekkürler. Evet.
Şimdi krema kabarana kadar bunu çırpıyorum. Şöyle gösterelim. Unum, vanilyam ve yumurtam. Evet. Tek tek mi koyacaksın yumurtaları? Yumurtaları tek tek koyacağım. Ben uyardım. Tek tek yaparken de yumurtaları... Bir kapatarak söylesem bunu durmaması mı lazım? Şöyle. İki dakika söyle. Yumurtaları koyarken tek tek koymamızdaki maksat şu. Yumurtamızın büyüklüğüne göre, o alacağı kıvamı göre, burada da göstereceğiz seyircilerimize. Kıvama göre belki bir yumurta daha ekleyebiliriz. Belki de üç yumurta yetebilir bizim için. Yap bakalım. O yüzden... Sen bana dediğinde ben koyayım tamam. Burada. Önce unumuzu ve vanilyamızı şey yapalım. Ondan sonra şöyle. Evet. Unumuzu alalım. Tamamını. Evet. O neydi? Vanilyamız. Tamam. Ha, unu önce koyuyorsun. Evet. Unu önce koyacağım. Çünkü un kıvamı da benim için önemli. Yani kıvamı da şaşırtma olmayacak. Dur, şöyle yapalım. Ceren çarpar. Şöyle. Pardon. Evet. Şimdi tek tek sizden yumurtaları ilave etmenizi rica edeceğim. Bunu nasıl anlayacağız? Yumurtanın sarılığı gidene kadar. Yani şu yumurtayı buna yedirene bir kadar devam bitti. Ediyoruz. Evet, devam edelim. Tamam. Güzel bilgiler. Evet. Ben de yani yaptığım tüm ürünlerimde püf noktalarını mutlaka paylaşıyorum. Çünkü çok önemli. İnsanlar emek veriyor. Maddiyatını veriyor, emek harcıyor en önemlisi. Vaktini veriyor. Vaktini veriyor. Şimdi bir şey olunca da neden tutmadığı sevmiyorum. O yüzden evet. Mutlaka hani püf noktası bende saklı kalmıyor. Tabii güzel bir şey. Evet. Paylaş canım ne olacak? Herkes farklı bir şey katabiliyor. Tamam. Dördüncüyü de koyalım. Evet. Evet. Hakikaten hastanede 70 bizde 15 bu çok iyi. Kesinlikle. Bu çok iyi. Önemli zor da değil. Yani ben genelde cheesecake yaptın mı Gülsüm Hanım? Hani kolay bir şey bak yapmaktan çekiniriz. Ay cheesecake zor tutmuyor şekerim falan durumları var. Yapar mısın bunu? Yaparım. Bir şey değil. Bak Gülsüm Hanım diyor ki yaparım diyor. Ya artık hani bazen mutfağı kolaylaştırıyoruz. Bunları pişmeyen cheesecake'ler de var biliyoruz ki. Evet. İçerisine yumurta koymadığımız zaman sadece bunu buzdolabında yeterli miktarda dinlendirdiğimizde soğuk cheesecake olarak servis yapıyoruz. Evet. Güzel. Pişirmeden. Neyi koyuyorum şimdi? Şimdi herhangi bir şey koymuyoruz. Artık bitti. Evet artık bitti. Şunları çıkartalım. Çıkartayım mı dolaptan şeyi? Dolaptan kalıbımızı tezahmet alırsa. Kabı getireyim koyalım. Faruk bak bunu sen bile yapabilirsin. Gerçekten kolay. Değil mi? Hani cheesecake zor bir şey. Nasıl yapacağız? Hep öyle. Yani her şeyin bir pratiği de var. Kesinlikle. Hanım yapar mı Murat Bey? Eşim yapar. Kızım da yapar. Ay, Zeynep kız kaç 12 yaşında oldu? 12 yaşında. Maşallah. Meraklı. Şöyle. Ben şöyle yapayım sana. Olur. Bu arada fırınımızı 120 dereceye ısıttım ben daha önceden. Alt üst olmasına mutlaka özen gösterelim. Az bir sıcaklık yapıyorsun. Tabii. Yavaş yavaş 120 derece. Bak bu da önemli. 130-135'e kadar sonrasında çıkartacağız. İlkten hızlı bir kabarma olursa sonrasında o cheesecake'in iç harcı sönme yapar. Bu da bizim istemediğimiz bir şeydir. Ve mutlaka cheesecake'lerde üzerinde çatlama olmasını istemiyorsak ben şöyle bir daha sıyırayım. Ben sıyırırım sana. Tamam. Sen anlat. Cheesecake'lerde çatlama olmasını istemiyorsak mutlaka fırının içini buharlandırmamız gerekiyor. Ben bir dakika. Cheesecake'de çatlama olmasını istemiyorsak neyle buharlandıracağız? Bir kasenin içerisinde. Pişerken mi öncesinde? Öncesinde ya da yani pişeceği süre içerisinde kase içerisinde o su kalacak kasede. O fırınımızı buharlandıracak ve cheesecake'de herhangi bir çökme olmayacak inşallah diyelim. Şöyle ben fırınımıza götürüyorum. Evet. Bu önemli bilgi bak.
120 derecede. 120 yani derece. Düşük bir ısıda düşük. Yapıyoruz cheesecake'i. Evet. Sonra kaç dakika sonra biraz hızlandıracaksın? Yaklaşık bizim pişirme süremiz, ben 40 dakika kadar tutuyorum fırında. Fırından fırına da değişme gösterdiği için kontrollü gidiyorum. Piştiğini nasıl anlayacağız? Fırını şu şekilde tuttuğumuzda, demirinden salladığımızda, eğer artık göbeklenme olmuyorsa benim için cheesecake olmuştur.